Asteroidler, Güneş çevreleyen küçük kayalık nesnelerdir. Güneşin etrafında bir gezegen gibi dönüyor olsalar da gezegenlerden çok daha ufaklardır. Büyük bir kısmı Mars ve Jüpiter'in yörüngelerin arasında yer alır. Burada çok sayıda asteroid bulunur ve bazıları çok egzantrik yörüngelere sahiptir. Bir asteroidin Dünya'ya çarpması birçok film ve kitabın konusu oldu. Bilim kurgu yazarları bu konuyu defalarca kez işlediler. Bunlar çoğumuz için hayali senaryolar olsalar da bilim için gerçeğin, hayatın ta kendisi, bir parçası konumunda. Mavi gezegendeki kraterler bizi ziyaret eden asteroidlerin geride bıraktığı mektuplardır. İçlerinde en ünlüsü 65 milyon yıl önce Yucatan Yarımadası'na çarpıp dinozorların soyunun tükenmesine neden olan Chicxulub asteroidi ismini yakınlardaki kasabadan alıyor. Bıraktığı ise de Chicxulub krateri diyoruz. Bu asteroid atmosfere o kadar çok etki yaptı ki Güneş gökyüzünden silindi, ısısı ve ışığı Dünya'ya ulaşamadı. Düşen sıcaklıklar dinozorların yaşama hakkını ellerinden aldı. Peki ya bugün bir asteroid Dünya'ya çarpsa neler olur? Aslında bir asteroidin Dünya'ya çarpma olasılığı son derece düşük. NASA, Dünya yakın mesafedeki 800 metre genişliğe sahip olan asteroidlerin %90'ını inceledi ve hiçbirinin Dünya'ya çarpma olasılığı olmadığı sonucuna vardı. Fakat bunlar kesin %100 sonuçlar değildi. Çok yakın bir zaman önce bunu deneyimlemiştik. Etrafımızı çevreleyen çok fazla asteroid var. Keşfettiklerimiz henüz izine rastlamadıklarımızın yanında hiçbir şey. Simasını göremediğimiz çok fazla asteroid var. Sadece 1,6 kilometre genişliğindeki bir asteroid Dünya yüzeyine yaklaşık 48 bin kilometre hızla çarpacaktır. Böylesi bir hız ve büyüklük kabaca 1 milyon megatonluk bir bombaya eşit enerjiye sahip olabilir. Bu da şu demek: bu asteroid dünyadaki yaşamın çoğunu yok edebilir. Sadece 1,6 kilometrelik bir asteroidin etkisi bu kadar büyük. Bir ev büyüklüğündeki bir asteroid 48 bin kilometre hızla Dünya'ya çarptığında Hiroşima'ya düşen bombaya yaklaşık olarak eşit miktarda bir enerjiye sahip olacaktır. Belki 20 kiloton. Bu da bu yıkıcı gücün 800 metrelik bir alandaki her betonarme binayı kağıt gibi düzleştireceğini, 2500 metrelik bir alandaki her ahşap binayı da toz gibi un ufak edebileceğini gösteriyor. Asteroid eğer 20 katlı bir bina büyüklüğünde olursa, bugüne kadar yapılmış en büyük nükleer bombaya eşit miktarda bir enerjiye sahip olacaktır demektir. 25 ile 50 megaton arasında bir güç. Bu asteroitte 8 kilometreye kadar yakınındaki her şeyi düzleştirebilir. Sadece 1,6 kilometre 1 milyon megaton aralığına eşdeğer. Yani Hiroşima'ya atılan bombadan 10 milyon kat daha büyük bir enerjiye. Bu en kötü senaryoda 320 kilometrelik bir alanı dümdüz yapabilir. Yani İstanbul'a çarpan bir asteroid, Bolu'ya kadar olan bir mesafeyi etkileyebilirdi. Atmosfere dağılan zehirli gazlar, güneşi engelleyeceğinden canlıların çoğunun yok olması çok muhtemel olacaktır. Eğer bu asteroid okyanusa düşecek olsaydı, çevredeki kıyı şeritlerini tamamen temizler, onlarca metrelik devasa gergit dalgaları yaratırdı. Yani küçük bir asteroid bile hayal gücümüzü zorlayacak etkiler yaratabilir. Çapı 1,6 kilometre yani 1 mil olduğunda gezegendeki yaşamın çoğunu yok etme olasılığı gerçekten çok yüksek. Her gün yaklaşık 100 ton kaya ve taş parçası yeryüzüne düşüyor. Bunları gördüğünüzde diğerlerinden ayırt edebilir misiniz? Gece gökyüzünde aniden parlayan bir nesne gördüğümüzde bunun kuyruklu yıldız olduğunu anlayabilir miyiz? Tanımlanamayan bir nesne de olabilir, bir kayan yıldızda, bir asteroid de. Asteroidlere küçük gezegen de denir. Onlar çok büyük bir küme içeren gök cisimleri. Asteroid kuşağının ya Jüpiter'in yakın çekim kuvvetinden oluşan bir gezegen kalıntıları ya da çarpışma sonucu paramparça olan bir gezegenden kalan bir çeşit moloz kalıntıları olduğu düşünülüyor. Bugün Güneş'in etrafında dönen çok garip şekillerde inanılmaz sayılarda asteroid var. Bunların boyutları 10 metreden 1000 kilometreye kadar değişebilir. Ve şu an içlerinden en büyüğünün hangisi olduğunu biliyoruz. İsmi Sirius. Yaklaşık 960 kilometre genişliğinde. O, Güneş sisteminin oluşum sürecinden kalma
4,6 milyar yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen cüce bir gezegen. Sirius, Dünya çarpsaydı ne olurdu? Discovery'nin videosu, asteroidin gölgesi Dünya yüzeyinde büyürken güneş ışığını engellemesiyle başlıyor. Atmosfere doğru inmeye başladığında asteroid yanıyor. Çarpma, ani bir kıyamet patlaması gibi uzaydan anında görülebiliyor. Asteroid gezegenin derinliklerine doğru çarptığında okyanuslardan dışa doğru hayal edilemeyeceği kadar büyük tsunami dalgaları gönderiyor. Bu gezegen yok edicinin etkisi o kadar muazzam ki gezegensel enkaz yığınları uzaya doğru fırlamaya başlıyor. Himalaya dağları ateş serpintilerinden tamamen yok oluyor. Sirius'un yarattığı enkaz parçaları sadece çarptığı alana değil dünyanın her yerine bir yağmur gibi yağıyor. Sadece 10 kilometre çapındaki bir asteroid, insan ırkı da dahil olmak üzere çoğu canlı türünü yok edebilir. Isınan atmosfer orman yangınlarını tetikler, eğer yeraltı derinliklerinde değilseniz her şey gibi siz de yanar kül olursunuz. Atmosfere ulaşan bu zararlı tozlar bir yıl kadar güneş ışığının dünyaya ulaşmasını engelleyebilir. Güneş ışığı yoksa karadaki ve denizdeki bitki yaşamının çoğu ölür. Böylesi büyük bir saldırı en son 65 milyon yıl önce dinozorları yok etmişti. Bundan bahsetmiştik. İşte bu çaptaki bir göktaşının her 50 ile 100 milyon yıl arasında dünyaya çarptığını biliyoruz. Araba büyüklüğündeki bir asteroid bile dünya yüzeyine çarpmadan önce devasa bir ateş topu oluşturabilir. Bu çaptaki bir asteroid yılda bir kez dünya atmosferine çarpıyor. Yaklaşık 2000 yılda bir de bir futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşı gezegenimize çarpıyor ve önemli ölçüde hasar veriyor. Şu an en büyük potansiyel tehlikeyi 5,4 km çapındaki Tau Tatis oluşturuyor. Ay ve Dünya yüzeyindeki kraterler onların aslında ne kadar büyük bir tehlike arz ettiğini gösteriyor. Yörüngesini terk edip Dünya'ya çarpan bir asteroid 1908'de Sibirya'daki Tunguska bölgesine çarpmıştı. 40 metrelikti ve Londra büyüklüğündeki bir ormanı yok etmişti. O, yakın dünya tarihindeki en etkili ve en önemli asteroid çarpması olmuştu. 4 yıl önce 30 Haziran Dünya Asteroid Günü ilan edildi. Amaç, uzayda süzülen sayısız gök cismine dair bir farkındalık yaratmaktı. Bir asteroidin bize doğru yaklaştığını fark ettiğimizde durumumuz çok zayıf olacaktır. Elimizde sadece bilim kurgu senaryoları ve bazı olası çözüm haritaları var. En akılcıl yöntem tespit edilen asteroidin rotasını değiştirmek. İyi bir planda bir asteroidin vereceği zararı sıfıra kadar indirebiliriz. Asteroidler gök bilimciler tarafından yer uzay tabanlı teleskoplarla keşfediliyorlar. Ayrıca kızılötesi görüntüleme araçları yansıyan ışıkların arkasında görülemeyecek kadar karanlık nesneleri bulmamızda yardımcı oluyor. Asteroidi keşfettik diyelim. Onun dünya çarpıp çarpmayacağını nasıl bileceğiz? Bu günler, aylar ve hatta yıllarca sürebilecek türlü teleskopik gözlemlerle mümkün olabilir. Elde ettiğimiz her bilgi kırıntısı asteroidin tahmini yörüngesini belirlememizde yardımcı olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz diyorsanız, dönüş hızı, yapısı ve sürati bize bilgiler veriyor. Elimizde birçok teleskopik ve uzay aracı gözlemleri var. Onları kullanabiliriz. Bu nesnelerin hiç kimsenin haberi olmadan bize yaklaşması da muhtemel. Bu son derece eliptik bir yol izleyen 32 bin metrelik dev bir kuyruklu yıldız ya da yörüngesinden çıkmış bir Kuiper kuşağı nesnesi ise onları fark etmek çok zor. Onları Uranüs ile Neptün'ün yörüngeleri arasında bir yere ulaşana kadar fark edemeyebiliriz. Bu mesafeden bize ulaşmaları da 20 yıl sürecektir. Dinozorları yok eden asteroidin çapından 2-3 kat daha büyük bir nesneden bahsediyoruz. Kat ettiği dik mesafe göz önüne alındığında daha yüksek bir hızla gelmesi gerek. Bu da dinozorları yok eden asteroidin enerjisinin 100 katına ulaşabileceği anlamına geliyor. Bu, dünyanın tüm yüzeyini yakabilir. Çarptığı bölgenin yakınlarında büyük volkanizmalar oluşacaktır. Okyanuslar asitik bir yapıya bürünecek, güneş de 10 yıllarca karanlığa gömülecektir. Bu çapta bir nesneyle baş edebilmek daha zor. Daha küçük bir şeyin bize doğru geldiğini düşünelim. Dünyaya doğru geldiğini doğruladık. Bir şehri yok edeceği ya da dev bir tsunami yaratacağı konusunda hemfikir olduk. Bu anda yapılacak her şey ne kadar zamanımız olduğuna bağlı olarak değişecektir. Asteroidin boyutuna göre bir uzay aracıyla ona çarpıp rotasını saptırabiliriz.
boyutuna göre uzay aracı sayısı artırılabilir. Veya asteroid üzerinde itme kuvveti oluşturmak için bir kısmını lazer ışınıyla yakabiliriz. Eğer ona çarpacaksak, ona çarpmak o kadar kolay değil. Uzay bilimciler, koordineli bir dizi fırlatışın 2 yıl içerisinde olabileceğini, asteroide de belki 10 yıl sonra ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Muhtemelen nükleer silahları olabildiğince çabuk fırlatırdık. Daha sonra asteroid hakkında kapsamlı bilgiler edinince görev parametrelerini kullanırdık. Nükleer bombalar asteroide doğru yol alırken, dünyadaki insanlar da olası bir başarısızlık durumunu dikkate alıp ne yapacaklarını düşünmeye başlarlardı. Seçeneklerden bir tanesi yer altının derinliklerine inmek. Belki de okyanusun çok derinliklerine inmek. Her iki durumda da suyu ve havayı yenilemek için kapalı döngü bir yaşam destek sistemiyle onlarca yıl sürecek bir enerji kaynağına ihtiyacımız olacaktır. Eğer başaramazsak ve bir asteroid dünyaya çarparsa yeryüzündekiler için uluslararası bir afet müdahalesi gerekecektir. Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumlarında ve kamuoyunda asteroid tehdit konusunda eğitimler verilmelidir. Herkes bu düşmanın seviyesini bilmeli ve yok etmek için kendi potansiyelinin farkında olmalı. Bu felaketten sağ çıkması gereken tohumlar, çiftlik hayvanları ve diğer kritik öneme sahip olmazsa olmazlar için ambarlar oluşturmak istenecektir. Her hükümet bunları inşa ettirecektir. İnsanların tesislere saldırmasını engellemek için sıkı yönetim uygulayacaklardır. Milyarderler kendi barınaklarını inşa edebilirler ama bu kitlesel bir isyan çıkmasını engellemez. Belki de en güzel seçenek uzaya gitmektir. Gelişmiş ülkeler bu plan üzerinde epey bir kafa yoracaklardır. En muhtemel 3 seçenek ise jeosenkron yörünge, Ay ve Mars. İlki en kolay olanı. Ancak 10 yıl boyunca kendi kendinize yeterli olmanız gerekecektir. Ay daha iyi hayatta kalma seçenekleri sunabilir mi? Mars oraya vardığımızda bize karşı misafirperver olabilir mi? Bu kısıtlı sürede kendi kendine yeten bir uzay kolonisi kurulabilir mi? Her şeyi bir kenara bırakalım, 8 milyara yaklaşan dünya nüfusunun kaçı bu seyahatlere katılabilir? Bu imkana sahip olup uzayda yaşamayı başaranlar tekrar harap olmuş bir gezegene dünyaya gelmek isteyecekler mi? Eğer örneğin Mars'ta bir şekilde hayata tutunmayı başardılarsa bu çok zor olurdu. Bu yolda amatör astronomların da önemi çok büyük. Evrende gizlenmiş haldeki küçük ve potansiyel tehlike arz eden asteroidleri keşfetmemizde yardımcı olabilirler. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.